Merhabalar, bu güzel soy kanalındasınız ve 19 düşükten büyüğe en tehlikeli Wanted One Piece afişlerini sıralamıştık. Bu videodaysanız ve birinci parti izlemediyseniz 19'dan 9'a kadar bir sıralama yaptım. Bu da ikinci parti, yani 9. sıralamadan birinci sıralamasına kadar ve aralık olarak 4, 5 ve 5 milyar berinin üstünü konuşacağız. 9. sıralamada, yani 10. sıralamada Tinch'ten sonra 9. sıralamada Silver Gaelic vardır. Wanted afişi olduğunu biliyoruz çünkü Sabondi olaylarında Kizaru ile karşılaştığında şey demiştir Kizaru'ya. Hani benim adıma bir Wanted afişi var, onu kaldıramaz mısın diye öyle bir ricada bulunuyor amirale karşı. Ya o olaydan itibaren onun bir Wanted afişi olduğunu biliyoruz zaten. Wanted afiş miktarı bilinmiyor. Ve bilinmemekle beraber gençliğinde de bilinmiyordu. Ve bu aslında Goldie Roger, yani dünyanın en tehlikeli korsanın nakaması ve sağ kolu. Luffy, Zoro benzetmesi yapabiliriz. Loftel'e de gittiği için zaten bilinmeyen yüzyıl hakkında da bilgisi var. Üstelik bir başka sırrı da var Silver Gaelic. God Valley olaylarında Shebex'e karşı da yer almıştır. Bununla beraberinde tabii ki de en önemlisi gücü ve gücü defalarca ispatlandı. Bir yaşlı halinde, yani emekli halinde amirale karşı, Kizaru'ya karşı çok rahatlıkla karşı geliyor. Bilhassa da Amazon Lily'de bir imparatora karşı, yani Marshal D. Teach'e karşı herkesi bir sakinleştiriyor ve imparatoru rahatlıkla da durduruyor diye biliyoruz. Ondan dolayı ona 4 milyar 13 milyon 500 bin beri diye düşünüyorum ve söylüyorum. 13 milyon 500 bin sebebi de zaten 13 Mayıs'ta da Silver Gaelic'in de doğum tarihidir. Doğrusu düşündüğümüzde, aramızda sohbet ettiğimizde belki de onun Wanted afişi çok daha yüksek değerde de olabilir. Ama şimdilik yani bu rakamlar çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. 8. sıralamada Gaelic'in eski nakaması olan Shanks var. Bu Wanted afişi bilinen bir afiştir. Zira 4 milyar 48 milyon 900 bin beriye sahiptir Shanks. Aslında yaşıtlarına göre, hatta kendisinden daha yaşlı olanlara göre çok hızlı bir şekilde ilerlemiştir Shanks'ın, yani Wanted afişi. İvmesel olarak belki de en hızlılardan bir tanesi, diğeri de zaten Buggy ile beraber. Aslında Goldie Roger'ın takımı, nakaması dağılmadan önce Buggy, Shanks'ı bu Goldie Roger'ın takımı ve oluşturan grubun devamı olarak görüyordu. Lakin aslında beklentilerin aksine Shanks o grubu dahilinde ve devamını getirmiyor. Güçlü olduğunu biliyoruz ama her zaman bir esrarengizliğini koruyor. Enteresan olan kısım da 12 yıl önce, yani ilk onu Shanks, yani daha doğrusu Luffy onu gördüğünde 1 milyar 40 milyon beriye sahipti. Düşünün, yani o kafasında alkolü vuran hırsız 1 milyarlık üstünde olan bir Wanted afişi korsana vurduğunu düşünün. Öyle düşünürsek biraz daha hani, evet, adam baya ölüm fermanını o sırada yazmıştı. Lakin onunla da beraberinde hani bunu bilmiyor oluşu, yani 1 milyar üstünde olan bir korsanın, bir herhangi bir hırsızın, ne bileyim bir mağara adamının bilmiyor oluşu biraz garip de hani hafiften mantıklı olmayan olaylardan bir tanesi. Ve hatırlatmak lazım, Goldie Roger aslında Shanks'ı God Valley'deki bir hazine kutusunda buldu. Yani tam onun origins nerelere bağlı, kimin çocuğu bilinmiyor ve ama kesinlikle o God Valley'e bağlı bir yerdir. Yani onun kökeni ve önemli bir kökene sahiptir. 7. sıralamada yine bilinmeyen bir Wanted afişiyle karşınızdayım. O da Altın Aslan Shiki'dir. Japonca'da Kingi Shinoshiki derler. Muhtemelen buna yakındır. Ve bunu, yani bu olayı, bu korsanı ele almadan önce Strong World One Piece filmini izleyenler varsa bunu unutmanızı rica edeceğim. Çünkü bir, zaten kanon değil, onu Oda da söylüyor. Ve ikincisi, ona bağlı olmadığı için, kanon da olmadığı için onunla baz alınarak bir güç gösterimi yapmak mümkün değil. Çünkü Shiki'yi ele aldığımızda Song World zamanındaki bir Luffy imkanı yok, yenemezdi. Ondan dolayı şimdi bizim Chapter 0'da
ve böyle parça pinçik bir şekilde verdikleri bilgiler dahilinde ilerleyeceğiz. Zira en büyük olaylardan bir tanesi aslında Shiki'nin dahil olduğu, o da Edward Savaşı'dır ki Edward Savaşı Goldie Roger ile Shiki arasında oluyor 27 yıl önce, yani mangadan bahsediyorum. Lakin burada esrarengiz bir hortum sonucunda bütün Shiki'nin grubu, nakamaları hepsi o sırada dağılmıştır. Ve Goldie Roger da kendisi de diyor, Roger'ın en zor olacağı savaştır ve en zor olabilecek rakiplerden bir tanesidir. Ama başka bir olay Shiki'yi çok üst seviyede taşıyor. Daha doğrusu iki olay. Roger'ın öleceğini, yani infaz edileceğini duyunca Marineford'a gelip ve Sengoku Gahp ile beraber Prime zamanlarında tek başına dövüşüyor. Bu olay inanılmaz. Marinler için de Shiki çok büyük, çok tehlikeli bir korsandır. Zira Edward Savaşı'ndan önce, yani daha doğrusu Roger ve Shiki o savaşa girmeden önce bütün marinler kırmızı alarm zilleri çaldı. Yani biraz daha şey gibi, Big Mom ile Kaido'nun birleşmesi gibi marinleri hepsini ayağa kaldırmıştır. Ve Gap Sengoku, One Piece dünyasının, evrenin en güçlü adamların Prime zamanlarına karşı gelmek bile çok zorlayıcı bir olay. Ve bunu çok güzel bir teaser'da, Song Wall'da da bize gösteriliyor. Akabinde zaten 6 kat aşağısına Impel Down'a gidiyor. Ve ilk Impel Down hapishanesinden kaçınılmaz olan o hapishanede ilk kaçan Shiki'dir. Kendi bacaklarını keserek. Shiki bütün manga boyunca aslında bize böyle eski imparatorlarla beraber anıldı. Hani anılırken işte içinde zaten Oden Kozuki vardı, Shiki vardı. Bu Shiki Shebex gruplarının dahilinde olan bir korsandır. Big Mom, Kaido, Edward Newgate gibi. Ve anıldığından imparator olmasa da imparator ile eşit tutulan bir karakterdir. Hem güç olarak hem de gerçekten nam olarak, isim olarak yani. O sebepten ötürü ona rahatlıkla 4 milyar 320 milyon beri diyorum. 6. sıralamada Big Mom, 5. sıralamada da Kaido var. Sıralı olarak birisi, yani Big Mom 4 milyar 388 milyon, Kaido ise 4 milyar 611 milyon 100 bin beri. Bir yandan da yaş olarak rekor bunlarda, çünkü Lin Lin daha 6 yaşındayken 50 milyon beriye sahipti. Kaido ise 13 yaşındayken 70 milyon beriye sahipti. Yani o konuda rekorlar onlarda. Ve şu an 5 milyar ve 5 milyar üstündeki sıralamadayız ve 4. sırayla yine bilinmeyen bir wanted afişi, ona da Rox D. Shebex diyeceğim. Direkt sayıyla başlayalım. Ona 5 milyar beri diyorum. Bon Yu şöyle demiştir aslında. Dünyanın korsanlık dünyasında, daha doğrusu, kimse Edward Newgate ile Goldie Roger'ı geçmemiştir. Ve buna bağlı olarak, yani Rox D. Shebex de korsan olduğu için bir kere bu ikisini geçemez, çünkü yoksa onu da anardı. Bunu diyorum, lakin D. Shebex'te de şöyle bir farklı durum var. Bilinmiyor. Yani yeni marinlerin içerisindeki insanlar bilmiyor onu ve biraz sır gibi tutuluyor. İşte God Valley olaylarından sonra özellikle. Bize de zaten bir esrarengizliğini korunuyor. Çünkü ona bağlı da başka sırları vardır. Ama Bon Yu ayarında bir amiral de olunca muhtemelen biliyordur. Ve bilerekten o bilgiyi vermiştir. Yani Edward Newgate ve Goldie Roger'dan daha üstün hiçbir wanted afişi yok korsanlar dünyasında diye. Zira 56 yıl önce God Valley olayları oluyordu diye hatırlıyorum. O sıralarda Bon Yu yine marinlerin içerisinde ve 18 yaşında. Yani ya gerçekten şahit oldu ve wanted afişi, yani Edward Newgate ve Goldie Roger'dan daha yüksek değil, ya da bilerek de hani o sanki bilmiyormuş gibi konuşuyor da olabilir. Ona dolayı ama Rox D. Shebex'e bakıldığında yani böyle bir ikilem var. Bilhassa da bunun üzerine bilgi olarak bir şeyler vermemiz gerekirse, yani Goldie Roger'ın en çok zorlandığı, en güçlü korsan, en güçlü korsanlardan bir tanesi ve en güçlü gruba sahip de korsan. Çünkü demiş olduğum gibi daha önce Edward Newgate var, Shiki var, Kaido var, Big Mom var, yani var da var. Aynı zamanda da biraz tabuları kıran karakterdir ve bu kayıp yüzyılı kesinlikle deformasyona ve hatta formasyona olmasına sebep olan karakterdir. Top 3'lere gidiyoruz ve 3. sıralamada benim en çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi
Edward Newgate, yani Shirohige. 5 milyar 46 milyon beriye sahiptir. Yani 4-6 Shi ve Ro, Roku. Shiro zaten beyaz demek, anlamış olduğunuz üzere. Tabii Goldie Roger'dan sonra One Piece'e en yakın olan ikinci isim ve One Piece hakkında bütün bilgileri Goldie Roger anlatmıştır Shirohige'ye. Ve Shirohige zaten ondan dolayı Marineford Savaşı'nda One Piece gerçek diye bağırmıştır, haykırmıştır resmen. Nedendir? En güçlü insan, yani yaşlı hasta halinde bile Marineford'u titrete titrete bir hal etti. Okyanusları, depremleri, gök kubbeyi yarabilen ve ses getiren güce de sahiptir zaten. Hem onun haki oluşu, hem de güç oluşu, hem de gerçekten onun yemiş olduğu meyvesiyle beraber. Yani biliyorsunuz zaten Akainu olan son vuruşundan sonra beynin yarısı bile yokken ve hatta notunu aldım. 267 kılıç darbesinden sonra, 152 tüfek kurşunundan sonra ve 56 tane kanon topların gelişinden sonra Shirohige sırtında bir iz yokken, hasta ve yaşlı halinde ve beynin yarısı yokken, hatırlatırım, ayakta duran inanılmaz güce sahip bir karakterdir. Zaten bunun üzerine bence daha ekstra bir şey eklemeye gerek yok. İkinci sıralamada da Goldie Roger var. Çünkü Goldie Roger hepimiz biliyoruz, tanıtmama bile gerek yok. Ve onun Wanted afişi 5 milyar 564 milyon 800 bin beri. 648 aslında Roger'a ve Goldie Roger ismine de bir benzetme olarak görülebilir. Başka bir şey eklememe gerek yok. Korsanların kralı ve Goldie Roger hepimizin en çok merak ettiği ve bütün korsan çağını harekete geçiren o isim işte. Şimdi burada şöyle bir geçiş yapıyoruz. Birinci sıralamada kim var? Çok düşündüm. Böyle bilgiler almaya çalıştım. Videolardan da izledim ve baktıkça aslında çok belirgin bir şekilde bana Wanted afişinin birinci sırasında Monkey D. Dragon var. Şimdi sakin olun, ben şimdi anlatacağım, argümanlarımla geleceğim ve göreceksiniz çok size mantıklı gelecek. Bir kere Ivankov söylemiştir, yani Dragon sende de bir Wanted afişi var. Demek ki Wanted afişi yani Dragon'da ve üstelik Dragon'da anıldığında dünyanın en tehlikeli, en büyük zanlısı diye anılır. Ya da farklı eş anlamlısı olarak suçlusu. Bir kere öyle bunu bir kenara koyalım. Ve bu bir geriladır, devrimcidir. Korsan biraz da işin hani illegal tarafında takılan, freestyle takılan bir karakterdir. Lakin devrimci olunca zaten devrimcilerin direktmen idealleriyle ve oluşuyla alakalı direktmen dünya hükümetine karşıdır. Ya adam zaten gerilla dediğimde sen bir illegallikten ziyade bir var olan sistemi çökmek için kalkmışsındır demek. Bu iki sıfat çok farklı ve bunu baktığımızda, bunu ele aldığımızda ondan dolayı bir dünya hükümeti için birinci en büyük tehdit. Çünkü bir devrimci aslında harekete geçer, başkalarını da harekete geçirir ve dolayısıyla korsanları kullanarak, belli semboliklerle oynayarak, halkları kaldırarak ve monarşi sistemini ve herkesin aslında hiyerarşik olarak tuzu kuru olan o piramidi yıkmak için ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Monkey D. Dragon'un bakıldığında bir korsana, düz bir korsana nazaran devrimci oluşuyla alakalı daha tehditkardır. Devrimci olduğu için. Ama Monkey D. Dragon da olduğu için daha da bir ayrı bir tehdidi var. Birinci olay, herkesin bildiği ile alakalı birinci olay, Ace'in Goldie Roger'ın oğlu dedikten sonra en büyük olaylardan bir tanesi ve herkesin ismini duyduktan sonra donduran isim de Luffy'nin Monkey D. Dragon'un oğlu olduktan sonra olmuştur. Ve sadece o bilgi bütün dünyada bir scoop olmuştur. Yani gazeteciler için, yani news yani ana afişte sayabilecek büyük bir haber niteliğini almıştır. İnsanlar zaten kanı dondu Dragon'u duyduktan sonra, bir Goldie Roger efekti gibi oldu ve gazeteciler için inanılmaz bir olay haline geldi. İkinci belirgin olaylardan bir tanesi Goldie Roger'ın infaz sırasındadır. Çünkü Goldie Roger infaz edildiğinde yeni karakterleri, yeni rookie'leri, yeni bu korsanlığa başlayan ya gençlerin ya çocukların ya biraz da yaşlara
kemale ermiş insanlar da görüyoruz. Mesela Doflamingo var, Dracul, Mihawk var, Buggy var, Shanks var. Yani birçok insan vardı, marinlerin içerisinde de vardı. Orada Monkey D. Dragon da vardı ama Monkey D. Dragon saklanıyordu. Yine kapüşonuyla beraberdi. Yani şunu bil, yani şu anlamına geliyor olabilir. Monkey D. Dragon daha Rocky iken de biliniyordu ve aranıyordu. Doflamingo ne kadar tehlikeli de olsa hani Rocky yani. Öyle alenaden bir şekilde, yüzü açık bir şekilde geziyor yani. Zaten Shanks'tan Buggy demiyorum bile. Ki onlar daha çocuklar. Onun yanında Dracul Mihawk da çocuk kalır. Yani Dragon'un yanında. Monkey D. Luffy zaten oğlu Aoshoku'nu Haki'ye sahiptir. Onun da zaten Aoshoku Haki'ye sahiptir. Onu zaten rahatlıkla söyleyebiliriz. Wanted afişi de zaten Oda'nın kendisi de söylemiştir. Hani onun da bir Wanted afişi var. Ama biz Wanted afişleri hani baktığımızda hep korsan dünyası ya. Ve bize de Brown New'ye geleceğim olaya. Hani hatırlıyor musunuz? Brown New demiştir ki yani korsanlık dünyasında bunun önemini ele alalım. Newgate ve Goldie Hojo'dan daha yüksek bir Prime Wanted yok dedi değil mi? Ona göre Hoxty Şebek onlardan düşüktür. Çünkü o bir korsandır bir. Ama korsanlık dünyasında değil işte Monkey D. Dragon. O da söylemiştir. Dragon öyle bir sır biliyor ki kendi nakamaları bile bilmiyor ve Monkey D. Dragon'un birçok sırrı var. Bir gücüyle alakalı. Çünkü geldiğinde biliyoruz ki zaman, temperatür ve hava durumları değişiyor. Hortumlar oluşuyor. Daha net olarak bir bilgi sahibi değiliz ama güçlü olduğunu da biliyoruz. Zaten Luffy'nin babası. Luffy de Nika olduğunu da biliyoruz. Hani dünyayı değiştirecek karakterlerden bir tanesi. Ondan dolayı kesinlikle Luffy ne kadar sansasyonel yapacaksa bu dünya ile alakalı babası da yapacaktır. Babasının yaptıklarıyla ve gerçekten bu iki isim baba oğul dünyanın piramidini değiştireceğine inanıyorum. Ve Luffy'nin doğum ile alakalı olan durumu da bir sır. Ama onu da bilmiyoruz. Ondan dolayı kesinlikle ben Wanted afişi gördüğümüzde Dragon'un çok şaşıracağız ve diyeceğiz ki "That's Luffy's father" diyeceğiz yani. İşte Luffy'nin babası bu. Yani Luffy buysa Luffy'nin babası da bir zahmet bu olsun. Ondan dolayı Wanted afişini 6 milyar 66 milyon olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki 666 neden? Zira 666 şeytanı ifade eder sayı ile. Ondan dolayı öyle olacağını düşünüyorum. Ve bütün bunları dedikten sonra top 1'i de demiş oldum. Öyle 19 tane Wanted afişini beraber söylemiş olduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Mantıklı mı buldunuz? Ya da sizin mantığınızdaki klasman ne olabilirdi? Yorumlarda bekliyorum. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buray Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.